Nasıl bir dünya hayal ediyorsunuz? Böyle sorulduğunda adalet istiyoruz, eşitlik istiyoruz, barış istiyoruz. Yoksulluğun olmadığı, açlığın olmadığı, herkesin eşit derecede sağlığa ve eğitime erişebildiği, değil mi? Böyle sürdürülebilir şehirler, topluluklar yarattığımız, eşitsizliklerin az olduğu Tükettiğimizin farkında olduğumuz, israfta bulunmadığımız, yaşadığımız bu dünyaya, bu gezegene daha fazla zarar vermediğimiz bir dünya hayal ediyoruz. Böyle anlatınca bile güzel geliyor. Sanki hani mümkünmüş gibi geliyor. Peki bunlar mümkün mü? Nasıl sağlayacağız bunları? İşte asıl soru bu. E, Terentius'un bakış açısıyla baktığımızda insana dair olan hiçbir şeyin yabancı gelmediği bir bakış açısıyla nasıl değerlendirebiliriz etrafımızı, kendimizi, her şeyi? Ee, bu noktada bir yolu var diyen bir isimle biz bir röportaj gerçekleştirdik. Küresel eğitimde dünyada çok yetkin bir isim. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Fernando Reimers. E, ee, Reimers diyor ki bunun bir yolu var. Biz eğer hayalini kurduğumuz bu dünyaya erişebileceksek eğer bunu eğitimle yapabiliriz. Ve küresel yurttaşlık eğitimi vermemiz gerekiyor. Hem de acilen okullarımızda bu eğitimi vermemiz gerekiyor diyor. Dünya isimli bir dersi, dersle anaokulundan liseye kadar adım adım ne öğretmeliyiz biz bu çocuklara? Dünya meselelerine duyarlı ve bunlara çözüm önerileri getirebilecekleri bir müfredat yaratmalıyız. Eğitimi buna göre baştan şekillendirmeliyiz diyor Reimers. Reimers'la çok güzel ufuk açıcı bir röportaj gerçekleştirdik. Onu ilerleyen dakikalarda paylaşacağız. Ama Reimers'ın bir kitabı çıktı. Bu ay Türkiye'de Türkçe'ye çevrildi. Küresel Yurttaşlar Yetiştirmek kitabı. Türkiye'de bir eğitim kurumu e, tüm öğretmenler bunu okusun diye bunu derdedindi ve ücretsiz bir şekilde bütün öğretmenlerin erişimine açtı bu kitabı. Aslında Reimers'ın diğer kitabını da çevirdi e, bu eğitim kurumu. Birazdan bunun detaylarını da konuşacağız e, ve söylediğim gibi gerçekten dünya meselelerine duyarlı insanları yetiştirirsek ancak bu ilerideki sorunlarımızı bizim onlar çözecek onlara güvenmeliyiz diyor bu iki isimde. Yolun başındayken başlıyor. Müzik Nesibe Aydın Okulları Başkan Vekili Mirkan Aydın bizimle birlikte. Hoş geldiniz Mirkan Bey. Hoş bulduk Görkem Hanım. Teşekkür ederim. Birazdan kitabı konuşacağız. Bizi heyecanlandırdı. Açılışta da bahsettim. Gerçekten güzel bir misyonla yola çıkmışsınız. Türkiye'deki bütün öğretmenlere armağan ettiğiniz bu kitaptan detayıyla bahsedelim. Ama şimdi şunu merak ediyorum. Çok şey öğrendik bu süreçte. Zorunlu bir dönüşümle karşı karşıya kaldı aslında eğitim dünyası. Zaten dijitalde önemli adımlar atıyordu. Eğitimde inovasyonu konuşuyorduk biz son yıllarda programlarımızda da sıklıkla. Ama bir anda hızlandırılmış bir şekilde e, aslında adapte olmaları gereken pek çok süreç yaşadılar. Evet. Sizce bu dönemde en çok ne öğrendik? Yani hatırlarsınız geçtiğimiz sene Şubat ayından itibaren dünyada eğitim yüz yüze eğitim kesintileri başlamıştı. Hı hı. Mart ayından itibaren salgın Türkiye'yi de vurdu ve yüz yüze eğitime ara verildi. E, salgın biliyorsunuz ilk başladığı zaman hani kimse bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyordu. Evet. Ama maalesef e, karamsar senaryolar gerçek oldu ve Çocuklarımız neredeyse bir buçuk yıldır uzaktan eğitimle eğitim hayatlarını devam ettiriyorlar. Salgının ilk başladığı anda siz de ifade ettiniz, öğretmenler, öğrenciler, aileler bir anda kendilerini uzaktan eğitimin içinde buldular. Evet. Bu K12 seviyesinde özellikle daha önceden çok fazla deneyimlenmiş, çok fazla üzerinde çalışılmış bir husus değildi. Biz Nesibe Aydın okulları olarak daha önceden işte kar tatili sebebiyle ya da referandum seçim gibi idari tatillerde Hı -hı. hani bir günlük iki günlük uzaktan eğitim deneyimleri elde etmiştik. İşte Hı -hı. kararıyla okul kapatıldığında bizim dijital altyapımız sayesinde hemen öğretmenlerimiz evlerinde derslerini sürdürüp öğrenciler de canlı olarak dersleri takip edebiliyorlardı. Bu tabii kısa dönem için oldukça elverişli bir şeydi ama bir buçuk yıl için tasarlanmış tabii. çalışılmış üzerine bir şey yoktu. Ben dilerseniz hani bu bir buçuk yıl içerisinde hem negatif hem pozitif ne tür deneyimler elde ettik. Evet kıymetli Onlardan, bu deneyimler çünkü bundan sonraki eğitime de yön verecek bu deneyimler aslında. Kesinlikle yani hep literatürde ve teorisyenlerin bahsettiği üzere hani uzaktan eğitim artık eğitim hayatının bir parçası olacak. Hı hı. Biz bu bir buçuk yıllık dönem içi yani arasında öncelikle dijital eğitimin, uzaktan eğitimin ciddi bir zaman tasarrufu elde et, sağladığını tecrübe ettik. Hı hı. Şöyle ki örneğin biz Nesibe Aydın okulları olarak 8 ve 12. sınıflarımızı LGS ve YKS'ye hazırlamaktayız. Hı hı. Cumartesi günleri çocuklarımızı okulumuza çağırıp onlara deneme sınavları uyguluyoruz. Öğrencilerimiz normal yüz yüze eğitim rutini içerisinde 3 saatlik bir sınav için işte 2 saat öncesinden sabah kalkıp işte hazırlıkları, ulaşımı, <laughs> ardından tekrar eve dönüşü gibi yani 3 saatlik bir çalışma için yaklaşık 5 saatlerini tüketmekteydiler. Evet. Şimdi dijital ortamda biz ölçme değerlendirme sistemimizi uzaktan eğitim esaslarına taşıdık. Öğrencimiz sabah isterse kalkar kalkmaz ekranını açabiliyor bir bu sınav uygulamasını 3 saatte tamamlayarak ciddi bir zaman tasarrufu sağlayabiliyor. Ki kendi bir yeni de. nesle de uygun aslında bu. Yani kendi istediğim zaman, kendi evet. istediğim hızda onun kontrolünü sevdikleri için bu yönüyle uydu onlara. Tabii büyük bir konfor sağlıyor ve biz bunu mesela önümüzdeki yıldan itibaren artık yüz yüze eğitim olsa bile sistemimize entegre etmek istediğimiz bir husus. <laughs> Diğer yandan yine dijital eğitimde çok pratik uygulamalarla karşılaştı öğretmenlerimiz hatta birçoğunu kendileri geliştirdiler. Örneğin 20 kişilik bir sınıf düşünelim. Uzaktan eğitim yapılıyor. <laughs> Öğretmenimiz aynı anda bir grubun işte 20 kişinin 5 kişisine ders anlatımı yapabiliyor. Başka bir beş kişiye sohbet odası açıp o çocukların kendi içinde tartışma imkanını sağlayabiliyor. <laughs> Grubun geri kalanına video izlettirebiliyor. Materyal <laughs> çalışması yaptırabiliyor. Ya da öğrencinin bilgisayarına uzaktan bağlanarak yine çok pratik uygulamalar var. Evet. Çocuğun yaptığı çalışmaları hemen denetleyip e, geri dönütler verebiliyor ve bu anlamda ciddi zaman tasarrufu sağladığını biz değerlendiriyoruz. Bu ara mesela Nesibe Aydın okullarında da çok yaygın olarak kullanmaya başladık. Ters yüz edilmiş eğitim. Evet. Bunu da uzaktan eğitim biraz vesile oldu diyebiliriz. Hı hı. Örneğin bir fen öğretmeni önümüzdeki hafta işleyeceği dersin tüm materyallerini dijital ortama yüklüyor. Öğrenci evde fırsat buldukça o dersin teorik kısmına hakim oluyor, videolarını izliyor, içeriğini karıştırıyor ve yüz yüze eğitim başladığı anda da öğretmen bilgi aktarımı kısmını en kısa zamanda hallederek Toparlıyor. hemen laboratuvar çalışmasına geçebiliyor. Öğrenciler işin daha keyifli olan kısmını, uygulama kısmını, etkileşim kısmını birlikte hareket etmek kısmını. Hani önceden evet. şey vardı ya, ders okuldaydı, ödev evdeydi. Şimdi burada ters düz edilmiş eğitimde biraz flipped learning bunu sağlıyor gibi. Şüphesiz. Yani evet. evet, sen dersi kendi hızında az önce bahsettiğimiz gibi belki birisi bir defa da öğrenecek, birisi üç defa o videoyu izleyip anlayacak. Kesinlikle. Oraya geldiklerinde bilgi eksikliklerini kapatıp bir an önce uygulamaya, tartışmaya, onlar evet. İşin içine katmaya olanak sağlıyor. Kesinlikle. Dünya ile uyumlu aslında baktığımız hani diyoruz ya küresel köyün vatandaşlarıyız biz. Evet. evet. Dünya ile uyumlu, dünya sorunlarına duyarlı evet. çocuklar yetiştirmek her zamankinden daha önem kazandı aslında günümüzün koşullarında. Evet. Değil evet. Mi? Yani birazdan bahsedeceğimiz kitabımızın yazarı Fernanda Reyman'ın bahsettiği gibi de artık dünya küresel bir köye dönüştü. Bu bilgi teknolojilerinde yaşanan olağanüstü hız sanıyorum herhalde tarih boyunca yaşanan Değişimlerin en hızlısını geçiriyoruz. Doğru. Yani son 20 yılda yaşanan özellikle internet devrimi ardından yapay zeka devrimi gibi hususlar inanılmaz bir değişim hızı içerisinde bıraktı çocuklarımızı. Biz de tabii eğitimciler olarak bu hususun dışında kalamayız. Teknoloji hayatımızda ne kadar varsa muhakkak eğitimin içerisinde o kadar olmak durumunda olduğunu ben değerlendiriyorum. Bizler de nesil baydın okulları öğrencilerinin dünya vatandaşları arasında yer alması, bu küresel yetkinlikleri kazanması için uluslararası programlar uygulamaktayız. Birkaç tanesinden bahsetmek isterim Lütfen. müsaadenizle. Örneğin ilkokullarımızda International Baccalaureate organizasyonunun ilk yıllar PYP programını <laughs> uygulamaktayız. Bu program çocuğun ilk yıllarından itibaren modern çağın yetkinliklerine kavuşması için bir öğrenen profili hazırlamış. Burada dikkat çekmek istiyorum. Öğrenci profili değil, öğrenen, öğrenen. profili. Çünkü bu profilde öğrenci Öğrencilik hayatı bittikten sonra da öğrenmeye devam ediyor. Meslek hayatında da, emekliliğinde de sürekli bir öğrenen olarak. Ve kendi hayat. içinde değerlendiriliyor. Yani hani değil mi ne kadar beceri geliştirmiş, ne kadar kendi içinde o süreçte devam ediyor aslında. E, tabii tabii yani burada e, öğrencinin e, elde etmesi gereken kazanımların belirleyicisi de öğrenci. Kendi ilgisine, yeteneğine, altyapısına göre Hı -hı. yönlendiriyoruz öğrencilerimizi. Ve bu anlamda okuldan çok daha keyif alarak, çok daha fazla tecrübe kazanarak e, çıkabiliyor. E, bunun içerisine neler katıyoruz öğrencimize? Yani ilk olarak belki eğitimcilerin yüzlerce yıldır üzerinde çalıştığı bazı evrensel değerleri öğrencilerimize katıyoruz. Hı hı. Örneğin bilgili olması, sorumluluk sahibi olması, duyarlı olması, dengeli olması. Dengeli olmaktan kastım işte hayatın ve doğanın akışına uygun bir birey olması, ruh, beden ve zihin sağlığıyla yine dengeli bir birey olmasını öğrencimize katıyoruz ilk yıllarından itibaren. Hı hı. Diğer yandan da bu küresel vatandaşlıkla ilgili. Öğrencimizi bu olağanüstü rekabette olağanüstü değişim hızında ayakta tutacak yetkinlikleri kazandırıyoruz. Bunları da şöyle özetlemek isterim. Bir eleştirel düşünme, hı hı. iki sorgulama becerisi Üçüncüsü derinlemesine düşünme gibi hususlar var öğrencimize kattığımız. Bu söylediklerinizin altını çizdi aslında Profesör Reimers yaptığımız röportajda. Evet. Onu bir evet. izleyelim mi? Tam da bu noktada aslında tam söylediklerinizi açımlayarak e, nasıl biz öğrencilere güvenmeliyiz dedi her şeyden önce. Hani bu dünya sorunlarına duyarlı diyoruz ya dedi. Evet. Onlar evet. çözecek çünkü bu problemleri dedi. Evet. Şimdi kimdir Profesör Reimers? Harvard Üniversitesi Küresel Eğitim İnovasyonu Girişimi ve Uluslararası Eğitim Politikası Programı Direktörü. Profesör Fernando Reimers bir röportaj gerçekleştirdik. İzliyoruz. Daha çok araştırma ve eğitimlerinde çocuk ve gençlere 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasına çok geniş yer veriyor. Az önce açılışta da bahsetmiştim. Türkçe'ye bu ay çevrildi e, Aydın Yayınları'ndan Küresel Yurttaşlar Yetiştirmek kitabı. Müzik Merhaba Profesör Rymer's. Öncelikle bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sizi televizyon programımızda konuk etmekten onur duyuyoruz. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Sohbete başlamak için sabırsızlanıyorum. Çok teşekkürler. Sayın Rymer's, tüm çalışmalarınızda ve sunumlarınızda eğitimde Rönesans ihtiyacının hep altını çiziyorsunuz. Siz de eğitim Rönesansında özellikle küresel vatandaşlık eğitiminin önemine vurgu yapıyorsunuz, öyle değil mi? Küresel vatandaşlık eğitiminin neden bu kadar önemli olduğunu açıklar mısınız? Özellikle böyle bir zamanda bunu memnuniyetle yaparım. Evet, pandemi eğitimde ve başka pek çok alanda birçok kayba neden oldu. Bazı öğrencilerin internet erişimi bile yok. İnternet yok, gerekli donanım yok, bağımsız öğrenme yetenekleri yok. Öncelikle şunun altını çizmek isterim ki, biz ne yapıyoruz sorusunun gerçekliğiyle yüz yüzeyiz. Ya pandemi 20 yıllık ilerlememizi sildi götürdü ya da buna bir çare düşüneceğiz. Bu bağlamda Rönesans fikri çok mantıklı geliyor. Gelelim Rönesans'tan kastımın ne olduğuna. Salgının topluma verdiği zararı onarmak için hepimiz çok çalışmak zorundayız. Bu bahsettikleriniz 21. yüzyıl becerileri aslında. Dünya çapında birçok etkinlik yapıyor ve seminerler veriyorsunuz. Konuya ilişkin Sayın Aydın'la Türkiye'deki eğitimciler için bir takım çalışmalar yaptınız. Az önce belirttiğiniz gibi küresel vatandaşlık eğitimi Türkiye'de 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesine nasıl yardımcı olabilir? Çok iyi bir soru bu. OECD'nin öğretmenlere yönelik yaptığı araştırma verilerine dayanarak öğretmenlerin pandemi öncesi Öğretme yöntemlerini incelediğimizde Türkiye ve birçok ülkede karşımıza çıkan tablo şu. Öğretmenler öğretmen merkezli eğitimde çok iyiydi. Öğretmenler bağlam aktarmada çok iyiydi. Öğretmenler bilgi aktarma konusunda çok iyiydi. Ancak iş öğrencileri öğrenmenin merkezine yerleştirmeye geldiğinde öğrencilerin karmaşık problemlerle uğraşmalarına imkan tanıyan fırsatlar oluşturma söz konusu olduğunda uzun süre ekip çalışması yapmaları söz konusu olduğunda durum değişti. Bu yüzden bence küresel vatandaşlık eğitimi Okulu dünyayı açabilen bir kapı ve pencere. Okulu dış dünyayı açabilen, dış dünyanın zorluklarının yanı sıra fırsatlarına da erişebilen ilgi çekici bir eğitim ve öğretimdir. Bu eğitim ile her gün öğrenciler problem çözen biri olmanın ne anlama geldiğini, yaratıcı olmanın ne anlama geldiğini, daha iyi bir dünya oluşturmaya katkıda bulunmanın ne anlama geldiğini öğrenirler. Evet ama nasıl? Biliyoruz ki Z kuşağının en büyük arzusu adalet ve eşitlik. Hepimiz yoksulluğun, açlığın olmadığı, sağlık ve eğitime erişimin olduğu, eşitsizliklerin azaldığı ve herkesin çevreye ve diğer insanlara önem verdiği bir dünyanın hayalini kuruyoruz. Ama siz kitabınızda bunun bir yolu var diyorsunuz. Peki nasıl? Bu çalışmaya başladığımda ihtiyacımız olan şeyin yüksek kalitede bir müfredat olduğunu düşünmüştüm. Ve Aydın yayınlarının bu müfredatı Türkçe yayınlamış olmalarını sevindim. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu yüksek kalitede bir müfredat nedir? Anaokulundan liseye 350 ünitelik müfredatı geliştirdiğimde bu müfredatı normalde okullarda öğretilmeyen pek çok konuyu kapsadığından artık başka bir şey ihtiyaç duyulmayacağını düşündüm. Örneğin, halk sağlığı ile ilgili bir ünite var. İlk konular salgınlar hakkında. Çünkü pandemiyi anlamıyorsanız bu dünyayı anlayamazsınız. Ancak bu müfredatta eksik olan bir şey vardı ve eksik olan şey bu müfredata takip ederek öğretecek öğretmenlerin becerilerinin geliştirmesi gerektiği anlayışıydı. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Eylül ayında Eğitimle Dünyayı Geliştirmek kitabınız ücretsiz erişimde Türkçe olarak yayınlandı. Bu da eğitimcilere büyük bir imkan sundu ve on binlerce kişi kitabınızı indirdi. Bu konu hakkında neler hissediyorsunuz? Bu kitabın ana teması nedir? Bunu duyduğuma çok sevindim. Elbette Aydın Yayınları'nın bu kitabı öğretmenlerin açık ve ücretsiz kullanımına sunmasına minnettarım. Bu bana şunu gösterdi. Çok sayıda öğretmen özellikle pandeminin yaşandığı bu dönemde farklı bir bakış açısına gerek olduğunu düşünmeye başladı. Kendilerine şu soruları sordular. Eğitimin amacı ne? Öğrencileri dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilmeleri için eğittiğimizden nasıl emin olabiliriz? Salgının yol açtığı kayıplar bir yana, Türkiye'de de bu kitabı indiren 5 bin, 10 binlerce öğretmen de bu soruların sorulduğunun bir göstergesi. Kitabın ana teması çok basit. Bu kitapta yapmaya çalıştığım şey şudur. İnsanların çok daha etkili bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olmak amacıyla beş göz, beş görüş, beş değişim perspektifi sunmak, öğrencileri dünyayı daha iyi hale getirmeleri için hazırlıklı kılma hedeflerimizle eğitim sistemimizi ortak paydada buluşturmak. Kitabın yapmaya çalıştığı budur. Şundan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim ki, Türkiye'deki öğretmenler bu kitaptaki fikirleri beni Diğer kitabınız Küresel Yurttaşlar Yetiştirmek, yine Aydın Yayınları tarafından yayınlandı. İçeriği nedir? İçeriği çok basit. Kitabın ana fikri şu, öğrencileri yetkin kılmak için öğrencileri zeki görmelisiniz. Zaten bu yüzden kitabın adı Küresel Vatandaşlar Yetiştirmek. Onlara zeki birer birey gibi davranmalısınız. Karmaşık meselelerin üstesinden gelebildiklerini düşünmelisiniz. Bu karmaşık meseleleri sınıf ortamına taşımalarına yardımcı olmalısınız. Peki bu yetkinlikler nelerdir? Mezunlar neye ihtiyaç duyar? Daha iyi bir dünya oluşturmaya katkıda bulunmak için ne bilmeleri gerekir? ne yapabilmeleri gerekir? Bunu yapabilecek, öğrenciyi anaokulundan üniversite mezuniyetine taşıyacak tutarlı ve titiz bir müfredat nasıl tasarlanmalıdır? Yenilikçilik kapasiteleri nasıl oluşturulmalı, katkı sağlayan bireyler olmaları için gerekli kapasite nasıl oluşturulmalı, sorumluluk sahibi, liderlik yapabilen bireyler olmaları nasıl sağlanmalı? İşte kitap bunlar hakkında. Pandemi eğitimin e, ya da öğrenmenin geleceğini ne şekilde etkileyecek? Çok iyi bir soru sordunuz Görkem. Pandeminin getirileri neler? Krizden elde ettiğimiz iyi şeyler neler? Birkaç iyi yönü var elbet. Öncelikle okulların nedenli önemli olduğunu anladık. Çok kişi bunu önceden de biliyordu elbette. Ama şu an biliyoruz ki okullar kapalıysa toplum da kapalı. Tüm toplum felç. Bu pandemiden elde ettiğimiz birinci kazanç. Ayrıca çocukları bir bütün olarak görerek eğitmenin önemini kavradık

Evet çok güzel açıklamalar gerçekten. Uzun versiyonunu izlemek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızda paylaşacağız. Çok kısa bir bölümünü yayınlayabildik. Ee, siz de gelecek eğitim öğretim yılı için hazırlıklarınıza devam ediyorsunuz. Bu söylenenler ekseninde biliyorum ki. Evet Hı -hı. yani bu uzaktan eğitim tabii ki çok büyük tecrübeler kazandırdı bize ama kazandığımız en büyük tecrübe de eminim ki yüz yüze eğitimin ne kadar önemli olduğuydu. Biz uzaktan eğitimle tabii ki müfredatımızı işledik, konuları bitirdik. Hatta geçen sene biliyorsunuz iki buçuk ay çocuklar uzaktan eğitimden sonra LGS ve YKS sınavlarına yüz yüze girmek durumunda kaldılar. Burada bir de bir yılmazlık becerisini biz test ettik öğrencilerimizde hmm. ve öğretmenlerimizle. Öğretmenlerimiz fedakarca, çok özverili bir şekilde öğrencilerini sahipsiz bırakmadılar. Gece, gündüz, telefonla, tabletten, Whatsapp'tan sürekli öğrencilerini motive ettiler ve bu anlamda çok iyi bir gönül bağı kurdular. Bu ciddi bir tecrübeydi hepimiz adına. Şimdi eğitimin aksamaması için gerçekten canla başla herkes üstüne düşeni yapmaya evet, çalıştı. Evet, evet aksaklıkları oldu ama elinden geleni yaptılar. Peki spor sanat otur şeylerde bir kayıp yaşandı mı? Yani çünkü bunu niye size soruyorum? Bilinçli olarak soruyorum. Nesibe Aydın Eğitim Kurumları kurulduğundan bu yana hani biz sporcu yetiştireceğiz, lisanslı sporcular yetiştireceğiz, bu bakış açısına sahip öğrenciler yetiştireceğiz, bunun altını çizen bir kurumsunuz. Nasıl gitti bu süreçte? Bir de tebrik ederim. Çok kısa bir sürede kadın basketbol takımı çok güzel başarılar kazanıyor. Teşekkür ederim. Yani uzaktan eğitimde tabii spor, sanat gibi uygulama eğitimleri maalesef tam istendiği noktada olmadı. Biz örneğin her sabah uzaktan eğitim derslerimize sabah sporu ile başlıyoruz. Ama belli bir süre sonra tabii öğrencide motivasyon kaybı söz konusu oluyor. Yüz yüze eğitime her fırsat verildiğinde biz Nesibe Aydın okulları olarak hep öncelik uygulama derslerimize verdik. Sanatta, sporda uygulama derslerini öne çıkardık ve bu sayede hani tam bir kopukluk olmadı öğrencilerimizde. Siz de ifade ettiniz. Nesibe Aydın okullarının çok ciddi bir spor politikası var. Biz çocuklarımıza küçük yaşlarda temel yüzme ve atletizm becerilerini kazandırıyoruz. Ardından 9 ve 10 yaşları geldiğinde spor politikamız gereği çocukları branş bir branşa hmm. sevk edip okul takımında ya da Nesibe Aydın Gençlik Spor Kulübü'nün altyapı takımlarında oynama imkanı veriyoruz. Şu anda 7 ilde 11 okulumuz mevcut Görkeman'ın ve 7 bin öğrencinin yaklaşık %40'ını lisanslı müsabaka sporcusu olarak biz devam ettiriyoruz. Bu gerçekten çok inanılmaz bir oran ve çok severek yapıyoruz bu durumu. Hmm. Özellikle de yüzme ve basketbol alanında da biraz daha ihtisaslaştık ve bu alana tesislerimiz, altyapımız, antrenörlerimizle bir miktar daha fazla ilgileniyoruz. 4 yıl önce de profesyonel bir kadın basketbol takımı kurduk. Bu takımız ilk yıl bölgesel ligde mücadele etti ve ilk yılında birinci Lig'e çıkma başarısı elde etti. 2 yıllık 1. Lig serüvenin ardından da içinde bulunduğumuz sezon Süper Lig'e yükseldik. Bu sezonda takımız çok güzel bir başarıyla kapadı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından. Süper Ligi 3. sırada tamamladık. Ve Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil etmeye başladık. Şu hakkı. cümleleri duyup televizyonu şimdi açanlar bir spor programı zannedebilir. O kadar evet. güzel aktarıyorsunuz ki. <laughs> evet, ben de çok heyecanlandırıyor <laughs> evet, kesinlikle. Evet. Ama biz hani şunu da ifade etmek arttı. isterim. Ee, Süper Lig'in tek okul takımıyız. Ee, hı hı. Bu önemli gerçekten. Evet, evet. Fırsat verildiğinde gençlerimiz çok güzel şeyler başarıyorlar. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Nesbi Aydın Okulları Başkan Vekili Mirkan Aydın bizimle birlikteydi. Bugün de programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere efendim. Sağlıkla kalın. Hoş Hoşçakalın.